Varis belirtileri nelerdir? Varis tedavisi nasıl yapılır? Yaşam tarzında ne gibi değişiklikler yapmak gerekiyor? Varis denilen ve bacaklarda görülen bu rahatsızlık, insanın yaşam kalitesini oldukça düşürmektedir. Özellikle kilo ve yaşla doğru orantılı olan bu problem, insanların uzun süre ayakta durmasını engeller. İnsanlar şiddetli ağrı çekerler. İnternet üzerinden araştırılan bu konuyla ilgili tıbbi detayları bu videoda öğrenebilirsiniz. Varis tedavisi birçok farklı türde yapılabilmektedir. Ameliyat gibi cerrahi müdahalelerle de tedavisi yapılabilmekte olan bu hastalık birçok soruyu beraberinde getirir. Bilhassa 50 yaş üstü insanlarda ve kilolu insanlarda karşılaşılmasıyla bilinmektedir. Peki varis belirtileri nelerdir? Tedavisi var mıdır? Varikoz veya varisli olarak da bilinen varisli damarlar, damarlarınızın genişlediğinde ve kanla aşırı dolduğunda meydana gelir. Varisli damarlar tipik olarak şişmiş ve kabarık görünür ve mavimsi, mor veya kırmızı renklidir. Genellikle ağrılıdırlar. Varis başlangıcı insanın yürümekte zorlanmasıyla gösterir. Durum özellikle kadınlarda çok yaygındır. Tüm yetişkin insanların yaklaşık %75'inin varisli damarları vardır. Çoğu durumda alt ayaklarda varisli damarlar görülür. Peki neden olur? Varis düzgün çalışmadığında varisli damarlar oluşur. Damarlarda kanın geriye doğru akmasını önleyen tek yönlü valfler bulunur. Bu valfler başarısız olduğunda kalbe doğru devam etmek yerine damarlarda kan birikmeye başlar. Damarlar daha sonra genişler. Varisli damarlar genellikle bacakları etkiler. Kalbinizden en uzaktaki damarlar ve yer çekimi kanın yukarıya doğru akmasını zorlaştırıyor. Varikoz verenler için bazı potansiyel nedenler şunlardır. Gebelik, menopoz, 50 yaş üstü, uzun süre ayakta durmak, şişmanlık. Varis belirtileri. Varisli damarların primer semptomları genellikle bacaklarınızda belirgin şekilde şekilsiz damarlardır. Ayrıca genişlemiş damarların üzerinde veya çevresinde ağrı, şişlik, ağırlık veya ağrı olabilir. Bazı durumlarda şişme ve solunma gelişebilir. Ciddi durumlarda damarlar önemli ölçüde kanar ve ülserler oluşabilir. Doktorunuz muhtemelen varikoz venleri teşhis etmek için otururken veya ayakta dururken bacaklarınızı ve görünür damarları inceler. Size sahip olduğunuz herhangi bir acı veya semptom hakkında sorular sorabilir. Doktorunuz ayrıca kan akışınızı kontrol etmek için bir ultrason yapmak isteyebilir. Bu, yüksek frekanslı ses dalgaları kullanan invaziv olmayan bir testtir. Doktorunuzun damarlarınızda kanın nasıl aktığını görmesini sağlar. Konuma bağlı olarak damarlarınızı daha da değerlendirmek için venogram yapılabilir. Bu test sırasında doktorunuz bacaklarınıza özel bir boya enjekte eder ve alanın röntgenini çeker. Boya röntgende görünür ve doktorunuzun kanınızın nasıl aktığını daha iyi görmesini sağlar. Ultrason veya venogram gibi testler, kan pıhtısı veya tıkanma gibi başka bir rahatsızlığın bacaklarınızda ağrı veya şişmeye neden olmadığından emin olmanıza yardımcı olur. Tedavisi. Genel olarak doktorlar varikoz venlerin tedavisinde konservatiftir. Daha agresif tedaviler denemek yerine muhtemelen yaşam tarzınıza değişiklikler yapmanız önerilecektir. Ayrıca varisli hastaları tedavi etmek için varis ameliyatı, varis çorabı, varis köpük tedavisi gibi birçok farklı yöntem kullanılabilir. Bu insanlarda hastalığın ilerlemesiyle alakalıdır. İç varis tedavisi. Bacaktaki kirli kan alıp kalbe ve akciğere götüren toplar damarlar 2 adettir. Biri kasların içinde olan ve esas olarak bacağın kanı taşıyan ana damardır. Ve bunun varisini iç varis denir. Daha tehlikelidir. Tanısını koymak için tecrübeli olmak gerekir. Doppler ve damar görüntüleme yapmak gerekir. Tedavi edilemezse veya tanınamazsa ileride bacak yaraları ve pıhtılara yol açar. Yaşam tarzı değişimleri. Uzun süre ayakta durmaktan kaçının. Kilo verin veya sağlıklı kilonuzu koruyun. Dolaşımınızı iyileştirmek için egzersiz yapın. Sıkıştırma çorap veya çorap kullanın. Zaten varisli damarlarınız varsa yeni varisli damarları önlemek için bu adımları atmalısınız. Ayrıca dinlenirken veya uyurken bacaklarınızı kaldırmalısınız. Sıkıştırma. Doktorunuz size özel kompresyon çorapları veya çorap giymenizi tavsiye edebilir. Bunlar bacaklarınıza yeterince baskı yapar. Böylece kan kalbinize daha kolay akabilir. Ayrıca şişliği azaltır. Sıkıştırma seviyesi değişebilir. Ancak çoğu sıkıştırma çorap türü eczanelerde veya tıbbi malzeme depolarında mevcuttur. Varis ameliyatı. Yaşam tarzı değişimleri işe yaramazsa veya varis damarlarınızda çok acı çekiyorsa veya genel sağlığınıza zarar veriyorsa doktorunuz istilacı bir prosedür deneyebilir. Ben ligasyonu ve sıyırma anestezi gerektiren cerrahi bir tedavi yöntemdir. İşlem sırasında cerrahınız cildinize kesikler yapar,
varis damarını keser ve insizyondan çıkarır. Her ne kadar damar sıyırma ameliyatlarında güncellenmiş varyasyonlar geliştirilse de daha yeni, daha az invaziv seçenekler mevcut olduğundan daha sıklıkla uygulanır.